Herkese merhaba arkadaşlar, Palverd'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Oh, alevli atımız var ya. Mount'ları bir tık değiştirdim arkadaşlar. Lan oğlum yanlışça bastım. Allah kahretsin, bir şeyler attık base'in içinde. Tamam, in abi bundan. Şu EF'yi asla tutamıyorum. Şimdi arkadaşlar, base'imizde bazı tabii ki değişiklikler var siz son gördüğünüzden beri. Öncelikle handgun'a geçtim. Handgun'a geçtim ama handgun şöyle arkadaşlar. Rare handgun, yani dışarılarda bulduğumuz bazı şematik bazı şematikler oluyordu biliyorsunuz. Bunları kullanarak craft yapabiliyorduk. Daha sağlam bir versiyonunu craftlayabiliyorduk craftlayacağımız şey. Ben ondan dolayı mesela handgun şematik 2 bulmuştum. Onu kullanaraktan bir craft yaptım. Onları kullanarak craft yaparken lan oğlum geri gel. Ancient Civilization Part kullanılıyor. Ama çok bir problem yaşayacağımızı zannetmiyorum. Gayet de güzel. 500 hata var abi. Normalinin kaç hata var emin değilim. Ama ben gayet memnunum şu an çıkımdan. Onun dışında bir sürü Anubis'im var arkadaşlar. Neden bir sürü Anubis'im var gelirsem eğer, Anubis'ler mükemmel çalışıyor arkadaşlar. Şöyle 4 handwork, 3 kazma, 2 de taşımaları var arkadaşlar. Ondan dolayı bunlarla çok güzel base'de hem maden hem taşıma hem de craftlayacağımız şeyleri yapabiliyoruz. Oyunda zaten bir şeyin maksimum seviyesi 4. Yani handwork'ün 4 olması zaten bunun en iyi craftçı olduğunu gösteriyor. Onun dışında şurada top craftlama yerim var, ince uzun. Burada workbench'im var. Burada da silah craftlama yerim var arkadaşlar. Aynı zamanda elektrik üretme tesisimiz de var. %74'te. Base'e elektrikli bir pel koyup orayı sürekli elektriklemek istiyorum ben ama koyduğum yaratık sürekli bu %100 olsa bile sürekli bunda elektrik üretmeye devam ediyor ve belli bir süre sonra hastalanıyor, bir şey oluyor falan. Sürekli full 7/24 çalıştığı için. Onun fixlerler diye düşünüyorum. Olmaması gerekiyor gibi hissediyorum ben ama tabii emin de değilim. Onun dışında burada da çiftleştirme yerimiz var arkadaşlar. Şimdi çiftleştirme yerimiz çok önemli. Bizim bu Anubis'lerin olmasının en büyük sebebi şu çiftleştirme yeri arkadaşlar. Anubis'leri de nasıl çiftleştirerek yapıyoruz? Şöyle, öncelikle panking gerekiyor arkadaşlar. Bir tane panking gerekiyor. Panking artı bu şeyi çiftleştirdiğimiz zaman Anubis elde ediyoruz arkadaşlar. Ben de ikisi de olduğu için ki hatta workaholic tankingim var. Workaholic tanking kullandım bu şeyi çiftleştirirken. O yüzden çoğu Anubis'in üzerinde workaholic pasifi mevcut. Onun dışında base'imizde bir tane de Vix'i çalışıyor arkadaşlar. Bu Vix'i neden çalışıyor hemen siz ondan bahsedeceğim. Ben biraz geç kaldım base'e Vix'i koymak için ama Vix'i yerden item kazıyor arkadaşlar. Ranch'iniz olduğu sürece Vix'i varsa eğer içerisinden gold coin, falsifier, ayrıca arrow olmak üzere bu üçünü ara ara kazıp size çıkarıyor. Siz hiçbir şey yapmanıza gerek kalmadan. Yani mavi top sıkıntısı yaşamamak adına yaptım bunu ama şu an için mavi toplarla çok da bir şey yakalayamıyorum level'ımız gereği. Daha yüksek toplar kullanmam gerekiyor. Ondan dolayı birazcık geç kaldım ama en azından düşük level şeyleri tutarken kullanmak adına lazım. Bigarde'miz var. Bigarde'de range'de dururken belli aralıklarla bal veriyor arkadaşlar. Bal da şundan dolayı önemli. Pasta yapmamız gerekiyor. Şuradan size hemen çok kısa gösterebilirim. Pasta yapmamız gerekiyor çünkü breeding yaparken pasta kullanılıyor arkadaşlar. Pastamız olmazsa eğer breeding yapamıyoruz. Ben şimdi buradan birkaç tane pasta yapacağım diyecektim ama diğer base'de alevim daha iyi. Ama yine de acelemiz yok. Şurada bana bir 5 tane pasta yapsın bunlar. Birazcık çünkü uzun süre arkadaşlar, yüksek bir pişirmeci olması daha önemli orada. Onun dışında zaten şurada şurada bir base'imiz vardı biliyorsunuz. Ben onun dışında bir base daha attım arkadaşlar. Şurada üçüncü bir base'im var. Size hemen çok kısa onu göstermek istiyorum. Bu base'in tamamen amacı refined ingot yapmak arkadaşlar. Görmüş olacağınız gibi burada refined ingot'um var. Bu arada geçen bölüm yakaladığımız yumurtalardan şunu çıkarmak istiyordum ben. Bizim bölümde yakaladıkları topladığımız yumurtalardan çıkmadı ama ben daha sonrasında topladığım bazı yumurtalardan çıkarmayı başardım. Oyundaki en iyi pişirici de bu arkadaşlar. Jormungandr Ignis. 4 pişirmesi var onun da. O yüzden bir şeyleri pişireceğimiz zaman çok hızlı bir şekilde pişirebiliyor. Görmüş olduğunuz gibi burada da Anubis'lerimiz var. Maden yapması için vesaire. Onun dışında Reptyro'larım da var. Bunlar da çok güzel madenci. Bunların da madeni 3. Şimdi burada base'imiz neden var arkadaşlar? Oyundaki en iyi refined ingot aslında base burası. Burayı normalde ingot için de kullanabilirdik aslında. 360 tane ore'umuz var. Bunun en büyük sebebi arkadaşlar şu anda görmüş olduğunuz gibi bunların kazdığı şeyler coal, kömür arkadaşlar. Kömür, bunlar da ore, yani hem ore hem kömür yan yana burada mevcut.
Refining ot yapmak için de zaten bize hem kömür hem de or gerekiyor. İkisini birden burada aynı anda kazabildiğimiz için burada aslında refining ot yapması çok daha kolay. Ayrıca tam bir dağın tepesinde şöyle uzaktan gösterebilirim. Bu arada kuşumuz da artık beacon arkadaşlar. Elektrikli bir kuşumuz var. Şöyle dağın tepesinde olduğu için arkadaşlar buraya herhangi bir şekilde raid vesaire de gelmiyor. Burayı en rahat kullanım alanı benim yaptığım gibi şu şekilde ortaya ufak bir alan yapıp ondan sonra orların spamlanmadığı yerlere de geri kalan şeyleri kurmak. Çünkü orların spamlandığı yere bir şey kurarsanız eğer or despawn olup bir daha çıkmayabilir. O da burayı tamamen bozar. Ondan dolayı bu çok dikkat ederekten orlara çok yaklaşmadan bu şekilde güzel ufak bir base atabiliyoruz. Yani diğer tarafın hala çok bir gereği var mı emin değilim şu yaptığımız ikinci base. Belki belli bir süre sonra bunu iptal de edebiliriz. Şuraya da bir çok kısa gidip bakalım istiyorum. Buradaki çocuklar da gayet iyi çalışıyor arkadaşlar. Burada da anavistlerim vesairelerim var. Burada daha çok normal or yapıyorduk zaten biliyorsunuz. Ekstradan buraya bir şey yapar mıyım emin değilim. Daha hızlı maden yapmaları için burada bir şeyim var. Bunu diğer tarafa da kurabilirim. Burayı dediğim gibi belli bir süre sonra çok da kullanmayacağımız için aşırı buraya yatırım yapmak istemiyorum. Şimdi bu bölüm yapmak istediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar çiftleştirmeyi sizlerle beraber yapmak. Çiftleştirmeden elde etmek istediğim yaratık da Pel de benim Orserk arkadaşlar. Large Dark Egg'imiz varmış. Şunu bir açalım. Ne çıktı abi? Nox çıktı. Olur. Bende olmayan şeyden çıkması işimi görür arkadaşlar. Bu arada bunu ben böyle üst kata aldım. Geçen bölüm böyle miydi hatırlamıyorum. Şu an için ama Orserk için gerekli yakalamaları yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bunlardan bir tanesi öncelikle Relaxaurus. Benim Relaxaurus'um var mı emin değilim. Bir bakmam gerekiyor. Bir tane Relaxaurus'um var ama çöp. Başka da Relaxaurus görmüyorum arkadaşlar. Yakalamamışım galiba. Yani bir tane daha varmış ama bu da çöp ya. Mazoşist atak düşürüyor abi. Atağın düşen bir şey olmasını istemiyoruz. Tamam. Şimdi arkadaşlar Fast Travel'dan öncelikle bu arada Anubis burada boss olarak da spawnlanıyor arkadaşlar 47 level. Ama biz daha onu yakalayacak gücümüz yoktu. O yüzden Breeding en iyisi. Şimdi şurada bir yerde çıkıyorlar diye hatırlıyorum. Şu civarda olması lazım. O yüzden şu tarafa bir gidelim arkadaşlar. Bu arada Fanglop'u atla değiştirmemin en büyük sebebi bunun double jump yok arkadaşlar. Bir kere zıplayabiliyor bu ama koşma hızı Fanglop'tan geçen bölüm bizim kullandığımızdan bir tık daha hızlı arkadaşlar. Onun dışında Dark Charge var. Yine Fanglop'unki kadar iyi olmasa da bir tık ileri atılabiliyor. Bir tık daha hızlı olması beni açıkçası tatmin etti. Ondan dolayı buna geçtim. Çünkü savaşlarda da en azından bunu kullanabiliyorum. Diğer türlü Fanglop'u savaşlarda çok da açıkçası aktif kullanamıyordum. Onun dışında bir de tabii kuşumuzu değiştirmiştik arkadaşlar. Onun da kuşu zaten değiştirmemizin en büyük sebebi bu kuş diğerine göre çok daha hızlı arkadaşlar. Bunlar da tabii hız arttırıcı pasif falan olsaydı çok daha iyi olabilirdi ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Elimizdekiyle idare edeceğiz. Bu arada bunun da dünyada boss'u spamlanıyor normalde. Ben onu açmış mıyım? Şurada bir yerde spamlanıyor olması lazım. Fakat benim base'e saldırdı bunlar arkadaşlar. Bütün kuşlar bir olup benim base'e saldırdı. Bu Beacon'da base'e saldıranlardan bir tanesiydi. Ondan dolayı bu şekilde direkt yakaladım. Ayağıma geldi yani açıkçası. Ben ekstradan bir çaba sarf etmedim. Şimdi şunu bir açalım. Bu civarda bir şey olması lazım. Relaxaurus'ların olması lazım. Relaxaurus Lux var burada. Gece olduğu için belki çok Relaxaurus bulamayabilirim. Çünkü gece spamlanan yaratıklar şeyi tüketiyor arkadaşlar. Spamları tüketiyorlar. O yüzden bence bir sabah yapıp öyle geleyim. Relaxaurus'larımız burada arkadaşlar. Öncelikle bu kuşa binerken bunun üzerinde binmiş halimizde bütün ataklarımız elektrikleniyor arkadaşlar. Ondan dolayı mesela ben şu an buna vurduğum zaman elektriklendi görmüş olduğunuz gibi. Elektriklenmesi şöyle iyi stun atabiliyor yaratıklara. Stun attığı zaman da yakalanması bir tık daha kolay oluyor açıkçası. Ben bunlara mavi top atarsam gelmeyecekler galiba. Bunlara o yüzden normal top vurmam. Yeşil top vurmam gerekecek. Yeşil topum çok yok. Sarı vurabilirim bir de arkadaşlar. Vay 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 sen tiplere bak. Siz hayırdır oğlum? Az daha şeyi kesecekler. Oğlum bak. Bak. Ya adam öyle indirmiş aşağıya. Tamam iki tane Relaxaurus'umuzu yakaladık arkadaşlar ama tabii birkaç tane daha yakalamak istiyorum. Sırf bu iki taneyle kalsın istemiyorum. Ondan dolayı ben birazcık daha çevrede gezineceğim. Bu arada şu Relaxaurus Lux'ın çevresinde spamlanıyorlar. Bu civarlarda rahatlıkla bulabiliriz diye düşünüyorum. Biraz Relaxaurus yakaladım arkadaşlar. Şimdi
Bunlar da normalde oyun bize söylemese de IV'leri var arkadaşlar yaratıkların. Pokemon'dan belki aşina olabilirsiniz. Yaratıkların işte canının, defansının ve atağının aslında normal standarta göre ne kadar iyi ya da kötü olduğunu belirleyen bazı statlar bu IV'ler. Oyun bize herhangi bir şekilde bunların IV'lerini bahsetmiyor ama internette bazı IV hesaplayıcılar var. Yaratığı seçip daha sonra level'ını, abi şuradan kurban olayım ha. Level'ını yazdıktan sonra şu anki atak statını, defans statını ve HP'sini yazdığınız zaman size aşağı yukarı onun IV'sinin ne kadar olduğunu söylüyor. Onu yazarken yalnız bazı pasiflere de dikkat etmeniz lazım. Mesela şu an bunda %10 defans pasifi var. Bakın 129 defansı var. Üzerine geldiğimiz zaman ama 144'ten 129'a düştüğünü görebiliyoruz. Ondan dolayı bunun hesabını yaparken, hesaplatmasını yaparken pasiften etkilenmemiş halini, yani 144'ü yazmak lazım. O kadar ince detaya ben girmeyeceğim tabii ki. Sadece güzel bir pasifi olan bir şey istiyorum. Swift var. Bu arada Glutton bunların hepsinde fix. Glutton olmazsa olmuyor arkadaşlar. Ondan dolayı ona çok takılmayacağım. Swift'imiz var. Belki Swift olabilir. Workaholic istemiyorum. Diet Lover'a çok ihtiyacımız yok. Holygun neymiş? Atak %15 diyor arkadaşlar. Bunu kullanabiliriz Orsank için. Vanguard neymiş? Benim atağımı %10 arttırmış. Tamam, önemli değil. Ben Holigan'ı tercih edeceğim büyük ihtimalle arkadaşlar. Defa atağı birazcık daha yüksek olması adına. Şimdi bizim Holigan Relaxaurus'umuz hazır arkadaşlar. Şimdi bunun dışında bir de şuradaki alana gitmemiz lazım. Bu alanlar arkadaşlar oyunda Sanctuary olarak geçiyor. Bundan 3 tane var. Ben şu an en düşük level'lı olan burası. Bir tane şurada var. Bir tane de şu taraflarda bir yerlerde var arkadaşlar. Oradakiler yüksek level ama buradaki en düşük level. Buradakine gideceğiz. Yalnız orası şöyle bir yer. Burası korunaklı bir yer arkadaşlar. Normalde doğada bulamayacağınız, normal map'te bulamayacağımız yaratıkları buralarda bulabiliyoruz. Sadece buralarda spawnlanan yaratıklar var. Ve buralar korunaklı bölge olarak geçiyor. Yani buraya gittiğimiz zaman aslında biz kanunu çiğnemiş oluyoruz ve kanun dışı hareketten şeye olabiliyor biz. Peşimize polis ya da asker vesaire takılabiliyor. O yüzden ona dikkat etmemiz lazım bu alanlarda gezerken. O yüzden buradaki spawnlanan asker mi vardı içeride, polis mi vardı tam emin değilim. Onlara görünmememiz lazım burada takılırken. Ondan dolayı onlardan uzakta bir şekilde daha çok çıkan yaratıklardan gezeceğiz. Biz şimdi buraya niye gidiyoruz? Bize Grizzbolt lazım arkadaşlar. Orsank yapabilmemiz için. Orsank miydi, Orsark miydi? Tam ondan da emin değilim. Grizzbolt gerekli olduğu için Grizzbolt sadece burada spawnlanıyor arkadaşlar. 20 level falan spawnlanıyor. Çok problem yaşamayacağız büyük ihtimalle o yüzden yakalarken. Ama dediğim gibi askerlere dikkat etmemiz lazım. Bu arada Grizzbolt da çok öyle cayır cayır spamlanan bir şey değil. O yüzden benim burada bir süre takılmam gerekebilir. Bu alanda şu şekilde arkadaşlar. İki bölgeden oluşuyor. Bir üst bölgesi var, bir alt bölgesi var. Oğlum senin staminana ya. Üst bölgede ve alt bölgede sürekli dönerekten spamları değiştirebiliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi orada Pıdıf Infantry var arkadaşlar. O Pıdıf Infantry'den uzak durmamız lazım. Panking burada spamlanıyor. Elk, Deer, Terra var. O spamlanıyor. Azeroth spamlanıyor. Ayrıca Beautiful Flower'lar da var. Bu Beautiful Flower bir şey craftlarken lazım oluyordu diye hatırlıyorum ben sanki ama ne için olduğunu asla hatırlamıyorum arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar üst ve alt olaraktan ben gezeceğim. Yakalamak istediğim burada başka bir şey açıkçası yok Grizzbolt dışında. O yüzden Grizzbolt çıkarana kadar ben burada böyle döneceğim. Şu şekilde büyük ihtimalle bir yuvarlak çizerim arkadaşlar sürekli. Ben oradan uzaklaştığım zaman oradaki spam zaten resetleniyor. Ondan dolayı çok bir problem yok. Azura Bey'i bu arada ben takımda kullanıyorum. Water Pel olarak, su yaratığı olarak. Çünkü bir tane su güzel yaratık olsun istedim takımda. Ve Azura aslında sağlam sayılır. Hem Dragon hem de su. Ondan dolayı şu arkadaşlara dediğim gibi çok yaklaşmadan burada ben bir Grizzbolt bulmaya çalışacağım arkadaşlar. Ve Grizzbolt'umuz spawnlandı. Hadi bakayım, gel lan buraya. Bu arada Grizzbolt'un kendisi de güzel bir elektrik yaratığı arkadaşlar. 40 level'da yanlış hatırlamıyorsam minigun'ı var. Minigun çekip paralayabiliyoruz milleti. Umarım inşallah pasifi falan iyidir de çok uğraşmayız. Çünkü dediğim gibi aşırı spamlanan bir şey değil arkadaşlar. Birazcık gezmek gerekebiliyor. Oğlum girer misin topa? Rica ediyorum. Bak askerler maskerler gelecek diye biraz gerginim. Onlar spamlanırsa, takılırsa peşimize sapık ki bırakmıyorlar arkadaşlar. Insulated body'si var. Böyle bir ekstradan bufflı mufflı bir şey olsaydı daha iyi olabilirdi. Insulated body defansla ilgili bir şey sanırım ya. Bir seçeneğimizin olması adına ben bir tane daha bakacağım arkadaşlar. Daha sonra da bir tane daha yakaladıktan sonra büyük ihtimalle base'e dönerim ve çiftleştirme işlemlerimize başlarız.
One hour later. Vallahi başka bulamadım arkadaşlar. Zor çıkıyor dediğim gibi. Yani bayağı bir döndüm orada ama maalesef sadece bir tane bulduk. Ondan sonra hatta çıkan oradaki değişik şeylerden de yine yakaladım ama başka çıkmadı valla. Insulated body neymiş diye bakacağım. Lightning damage azaltırmış oğlum. Bu kadar kötü bir şey olamaz ya. Neyse abi, yapacak bir şey yok. Şimdi çiftleştirirken arkadaşlar ne yapacağız? Öncelikle base'i çalışmaya almamız gerekiyor. Daha sonrasında bu arkadaşı kaldıracağım. Ve götürüp buradaki breeding pen'e, breeding farm'ıymış, breeding farm'a koyacağım arkadaşlar. Bu şekilde attığım zaman görmüş olduğunuz gibi bu buraya geçti. Ben bunların cinsiyetlerine hiç bakmadım yalnız. Yani yapıyoruz ediyoruz güzel de bu erkekmiş abi. Relaxarus dişi mi? Allah'ım dişiymiş, sana şükürler olsun. Abi vallahi bunu kullanmak istiyordum, kullanamasam üzülürdüm. Şimdi bunu Vix'in yerine alacağım. Daha sonrasında bunu da kaldıracağım arkadaşlar. Vix'i daha sonra yerine koyarım. Acelesi yok şu an. Aşırı mühim bir şey değil Vix'i. Daha sonra bunu da buraya indireceğim. Şu an onlar orada çiftleşecek ama pasta eksik arkadaşlar. İnşallah burada pasta yapmışsındır kardeşim. Kaç saattir geziniyorum. İki tane pasta yapmış. Güzel. Bir tanesi... Neyse iki tane orsenk yaparız ya. Bir şey olmaz abi. Bunu çürüyor ya arkadaşlar. Öyle problem var. Buzdolabım da yok. Buzdolabının çalışması için buzlu bir şeye ihtiyaç var. Pele ihtiyaç var. Yapabilirim aslında ya, biliyor musunuz? Yani çok da... Ulan oğlum ne yapıyorum ben? Zaten base'de bir tane boş yerim vardı. Oraya buzlu yaratık yapıp kullanabilirim. Elektrik yaratığı zaten kullanamıyorum. Elektriği bu şekilde çözüyorum arkadaşlar. Kendi elektrik yaratığımı atıp ona doldurtuyorum. Maalesef başka yapacak bir şeyim yok. Azura be, burada insanlar çiftleşiyor. Saygın olsun, çıkar mısın? Allah Allah. Bu belli bir süre sürüyor arkadaşlar. Bunda ufak bir beklememiz lazım. Şimdilik iki tane yumurta yapabilirim. Sıkıntı değil. Belli bir süre sonra burada yumurtalarımız belirecek arkadaşlar. Daha sonra yumurtaları çatlatacağız. Ben yumurtaları tabii ki çatlatırken beklemeyeceğim. Direkt çatlatacağım. Onu da sizlere biraz sonra çatlatırken gösteririm. Ve yumurtalarımız hazır arkadaşlar. Yumurtalarımızı buradan gelip topladığımız zaman şu arkadaşları da artık çıkarabilirim. Şu an için daha fazla çiftleştirmeyeceğim. Bunları götürüp çatlattırmamız lazım arkadaşlar. Normalde huge değil mi bunlar? Aynen, huge dragon egg. Bunların çatlaması normalde çok uzun sürüyor arkadaşlar ama koyduğum gibi görmüş olduğunuz gibi bitti. Şimdi bundan bir orsankimizi çıkaralım bakalım. Orserkmiş, neymiş? Conceited Hooligan Zen Mind. Oo güzel. Güzel, pasiflerini beğendim. Fena değil. Bir de buna bakalım abi. Bu da inşallah güzel çıkar. Bakalım. Kardeşim gösterecek misin hadi? Hadi abim. Hadi abim. Bakayım. Ferocious. Oha, Ferocious geldi lan. Ne diyorsun? Abi hemen bakmamız lazım. Abi Ferocious %20 atak. Hooligan %15 atak. Oha, %35 atak var üstünde. Ya sen ne diyorsun ya? Bunda ne varmış? Atak %15. Defans. Defansı düşüyor bunun. Yani Glutton olmasaydı daha sevinebilirdim arkadaşlar bunda ama... İki tane yüksek hata var. İnşallah IVC iyidir, biliyor musunuz? IVC'sinden hiç emin değilim. Ama bu olur. Bu olur. Bunu kasacağız arkadaşlar. Ben bunu kullanmak istiyorum. Tipine de hemen bir bakalım. Şuradan bir çıkarayım. Koçum benim be. Tipe bak. Yavrum benim. Öf. Öf. Yavrum ya. Bak gitti, elektrik üretiyor. Gerizekalı. Dolu bu, dolu kardeşim. Neyini üretiyor? Neyini üretiyor? Ama koçum ya. Tipi çok iyi. Koçum benim. Tamam gel. Abi yaratığın biri ülser oldu. Lan oğlum ülser olma. Ya sen niye ülser oldun abi? Üzüntü de ülser oldu hayvan ya. Dur şimdi bunu nasıl yapacağız? Orserk'i 2 dakika şöyle yapalım. Burada bir yerde bizim ilacımız olması lazım. Şu medical supplies bu işimizi görecektir diye düşünüyorum. Şuna bir yedirelim. Tamam iyileşti. Salak mıdır nedir? Bir yere takılmış o büyük ihtimalle de. Bunu sen ne yapıyorsun? Buradan oraya elektrik mi üretiyorsun oğlum? Tesla mısın sen? Kablosuz elektrik mi üretiyorsun ta oradan? Şimdi ne yapacaktım ha? Şunu şöyle yapacağız. Tamam, çocuk iyi değil mi artık? İyi ama sanitarisi çok düşük ya. Bu bir daha hasta olur. Gerizekalı bu. Kanki seni ben ne yapsam, birazcık dinlendirsem mi? Sanitarisi nasıl yükselecek bunu bilmiyorum ki. Neyse arkadaşlar, neyse. O yumurta işini de nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Öncelikle title'a geri dönmemiz lazım. Single player'da oynadığım için yapabiliyorum. Siz de eğer single player'da oynuyorsanız yapabilirsiniz. Dünyamıza girerken Change World Settings var burada arkadaşlar. Buna bastığımız zaman burada Custom Settings var. Buradan her şeyin aslında elimizde istediğimiz gibi oynayabiliyoruz. Ben çok oynamayı tercih etmiyorum açıkçası. Orijinalini de tutmaya çalıştım. Şurada Time to Incubate Egg kısmı var arkadaşlar. Bu normalde default olarak 2.
Bunu 1'e çekerseniz bir tık daha hızlandırıyorsunuz. 0'a çektiğiniz zaman da yumurta bende biraz önce olmuş oldu, görmüş olduğunuz gibi anında çatlıyor. Herhangi bir şekilde bekleme yapmıyorsunuz. Yani oyunun kendi mekaniği ve oynanış açısından ben 0'a alma taraftarı aslında çok değilim. Orijinali ya da hadi orijinali değilse bile bir. Şunun bir olması daha iyi olabilir. Ama tabii video vesaire çektiğim için arkadaşlar bir yumurta çatlatmak için 2 saat beklemek istemiyorum doğal olarak. Ve ondan dolayı ben sıfırda kullanıyorum. Ama dediğim gibi oyunun kendi oynanışına göre aslında bunu sıfır yapmasak daha keyifli olabilir. Orserkimiz var arkadaşlar artık. Çok güzel bir şey bu yaratık. Elektrik yaratıklarında sağlamlardan bir tanesi. Bunu kasmak istiyorum ben dediğim gibi ama bir boss fight yapalım istiyorum. Boss fight yapacağımız için de şu arkadaşı yanıma alacağım sanırım. Blaze Howl Nacht ve Prin Nacht'lar gece spawnlanıyor arkadaşlar bu arada. Bu bölgede spawnlanıyorlar. Güzel yaratıklar ben beğeniyorum. Ondan dolayı takımda tutuyorum. Bu arada bizim 3. base de tam olarak burada arkadaşlar. Biraz önce belki çok hızlı geçtiğim için görememiş olabilirsiniz. 190-40 zaten koordinat olarak da. O şekilde orada isterseniz siz de base'i kurabilirsiniz. Şimdi benim yapmak istediğim şeylerden bir tanesi arkadaşlar şurada bir tower'ımız var. Free Pal Alliance Tower. İkinci tower'ımız bu arkadaşlar. Bunu kesebiliriz diye ümit ediyorum. Emin değilim. Ama bence keseriz gibi geliyor bana. Kesemezsek de canımız sağ olsun ya. Bir en azından denemiş oluruz. Karlı yerlerle ilgili çok fazla dolaşmadık. Karlı yerlerle de bir ara haşır neşir olmak istiyorum. Üzerimde zaten yeşil soğuktan koruyan armorumuz var. Onu da yine bir şematik kullanarak craftlamıştım. Defansı o yüzden bir tık daha normaline göre iyidir diye düşünüyorum. Şimdi biz buraya girebilir miyiz? Girebiliriz abi. 10 dakika içinde kesmemiz lazım. Burayı ben keserim diye düşünüyorum. F'ye basılı tutalım. Confirm abi. Tek başıma gireceğim. Valla inşallah kesebiliriz arkadaşlar. Bilmiyorum ya. Oo, kardeş kardeş. Selamun aleyküm. Bu abla Nature anladığım kadarıyla. Kafasından anladığım kadarıyla Nature abi. Nature olur abi. Oo, koçum benim inişe bak. Elimde iki tane alev yaratığı var şu anda. Bunların ağzını kırarım diye ümit ediyorum arkadaşlar. Alev Nature'a fazla vuruyor muydu emin değilim. Nature alev fazla vurmuyor olabilir arkadaşlar. Nature'a ne fazla vuruyordu? Bilmiyorum ki ya. Aman bunun şeyleri biraz değişik. Tamam, pirinin aklımızı çekelim. Biraz da ben sıksam 300 vuruyorum lan. Aa olur oğlum tamam ben bunun ağzını kırarım ya. Gel lan buraya. Gerekirse bütün mermimi boşaltırım kanka. Şş, su atmak yok. Alo. Kardeşim böyle anlaşmadık. Neden Nature yaratık su atıyor? Bana anlatır mısınız? Bana mı vuracak o? Lan lan lan. Allah seni kahretmesin be. Ne biçim vurdu. Pirin nokt vur oğlum. Onun canı biraz azaldı abi. Değiştire değiştire kullanabiliriz. Allah Allah. O skill biraz tehlikeli arkadaşlar. Şu bombalar değdiğiniz zaman fena oluyor. Oğlum su atma. 1800 vurdu. Koçum bile hesabını aktı ya. Vur oğlum. Vur oğlum. Güzel çar. Bu da güzel çar abi. Açım benim be. Lan. Lan o skilleri nereye attın geri zekalı ya? Ben de iyi vuruyorum ya. 305 vuruyorum abi daha. Ne yapayım? Daha kaç vurayım abi baksana. Çat 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 çat. Üf. Fena vurdum lan. Oğlum yaratık kadar ben de vuruyorum. Anam. Abi boşluğuma geldi. Ağzını kırarım. Kanka tamam kanka tamam. Ağzı... Lan oğlum. Lan oğlum. Yat aşağı. Bunun canı ne durumda? Bunun canı yere düştü. Lan oğlum su atma. Pirin not geri çık abi. Yani alev yaratıklarım olduğu sürece alev yaratıklarıyla idare etmeye çalışacağım arkadaşlar. Çünkü buna başka ne vurabilir emin değilim. Biraz da ben yapıştıracağım. Lan oğlum. Oo güzel dojlarım. Pirin noktum bayağı canı gitti ama ya. Lan oğlum lan oğlum vurma. Vurma diyorum sana. Bir taramalımız yok ki tarayalım cayır cayır. Senin ağzını kırarım. Bak. Allah patlıyor. Atma onu. Hayvan herif. İyi bana döndü iyi oldu arkadaşlar. En azından bizim çarlar demet çıkarır. Benden çok vurdukları kesin. Şarjör değiş. Mermim de bitti Allah'ım. Şarjörü değişecek misin? Heh. Vur oğlum. Biz bunu keseriz ya. Benim yaratığın canı ne durumda? Yaratığın canı da fena değil. Bana dönmesi iyi oldu ya. Ben bunu dojlarım. En azından bizim çocuklar da bunun canını indirir abi. Keşke tutturabilsem bir de. Boşa sıkıyorum ya. Headshot bulmaya çalışıyorum fazla damage atalım diye. Pirin noktanın canı biraz azaldı. Blaze Havlunak'ta. Lan oğlum geri geldi vuracak.
salak ya. Vallahi skill'in önüne attım ya. Aman. Ben de at abi. O kötü oldu, bir anda 500 demeye çekti. Vorsect çıkarabiliriz belki arkadaşlar. Vorsect güzel çar. Tank çar. Ground ve şey nature aynı zamanda. Lan üstüme yürüme. Blaze ölecek, Blaze. Vorsect bir şey yap. Vorsect'i çıkardığımız zaman hard armor skill'i var. Bizim de şeyimiz. Allah. Bizim de armorumuzu, defansımızı yükseltiyor arkadaşlar. Oğlum çok mermi yedim ya. Yemin ediyorum çok mermi yedim. Ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Craftlarız geri yani. Ne yapayım? Allah. Aha. Shield'im geri geldi. Nice. Çok iyi. Allah. Shield'im geri gidiyor. Tamam, biz bunu kestik ya. Ölür müsün kanka? Kanka teşekkür ederim. Aferin lan Varsek. Şu çak bir şey yaramadın ama olsun. İndirdik. Bu çocuk da öldü değil mi? Bu çocuk da öldü. Allah rahmet eylesin kardeşim. Tertemiz ya. Şunu da açalım. Hoppa, hadi bakayım. Tamam, base'e dönebiliriz arkadaşlar artık. İkinci tower'ımızı da kestik. Geriye iki tane tower kaldı galiba. Bir tane şuradaki tower'ımız var. Bir tane şurada bir yerde vardır. Başka var mı emin değilim. Belki 5 olabilir tower sayısı ya. Ya 4 ya 5, hala emin değilim arkadaşlar. İkisinden biri. Ama şimdi Blaze Owl Knight'ı boss'u keseceğimiz için yanıma almıştım. Onu bizim Orserk'le değiştirebiliriz arkadaşlar. Güzel bir Orserk'imiz oldu artık. Ben bu Orserk'i kullanırım. 2 tane elektrik oldu takımda ama yakın zamanda level'ımız biraz da arttığı zaman şunu büyük ihtimalle değiştiririm ben. Bir tık daha hızlı kuşu var. Alevli kuş. Onu da binebileceğimiz zaman yaparım büyük ihtimalle. Şimdi yapmanın bir manası yok. Ondan dolayı bunu değiştirince bir elektriğimiz olacak. Suyumuz var. Ground artı nature'ımız var. Alevimiz olacak. Bir de şuraya güzel bir şey bulursak sıkıntı yok. Bu da şu an alevli. 2 tane alevli yaratım olmuş olacak ama en azından ona da biniyoruz abi şu anda. Yapacak bir şey yok yani. Binek önemli arkadaşlar. Binek önemli. Evet arkadaşlar. Valla güzel. En azından breeding yaptık. Güzel bir yaratık çıkardık. Ben çıkardığımız yaratığı çok beğendim. Warserk'imizi kullanacağız. Devi atlattırdığımız zaman çok güzel zaten skill'leri var bunun. Kendisine gelecekleri zaten. Exclusive skill'i var bakın. Kerauino diye. Sadece buna özel skill. Normalde başka yaratık kullanamıyor bu skill'i. Güzel skill'leri var. Ondan dolayı bunu kastığımız zaman bayağı güzel iş çıkaracağına eminim. Onun dışında bir de tower boss'umuzu kestik. Üçüncü base'imiz de bize şeyler üretiyor. Base'de çok ilgilenmedik bu bölümde. Başka bölümlerde falan hallederiz. Ben kamera dışında da biraz hallederim. Onun dışında da zaten maceramıza kaldığımız yerden de devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda videoyu beğendiyseniz like atarsanız çok sevinirim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın.